Merhaba arkadaşlar, Mecani'ne hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugünkü videoda sizlere bir kullanıcıya nasıl Nordius'a şikayet ederiz, bundan bahsedeceğim. Hatta bu konuda küçük bir e, YouTube Shorts videosu yapmıştım. Bir oyuncu e, ben şikayet etmiştim, nasıl şikayet ettiğimi e, edeceğimi söylemiştim o videoda. Sizlere hem bunun yöntemini göstermek istiyorum hem de hangi şartlarda hangi sebeplerle bir oyuncuyu bir menajeri Nordeus'a şikayet edebiliriz ve nasıl şikayet edebiliriz tek tek adım adım göstermeye çalışacağım. Şimdi öncelikle ben kendi şikayetimi göstermeden önce nasıl yaptığımızı göstermek istiyorum. Şuradaki soru işaretine tıkladığımızda Nordeus'un teknik destek kısmına geliyor. Şimdi burada kullanılan dil İngilizce fakat... İngilizce bilmeseniz bile arkadaşlar bir öncelikle Google Translate sağ olsun. Ee, hiçbir sıkıntı olmaz. Yani yaptığınızı çevir, kopyala, yapıştırla zaten bu işi halledebilirsiniz. Ama eğer benim söyleyeceğim şekilde yapabilirseniz hatta e, benim e, düşündüğüm şekilde siz de bir oyuncuya şikayet etmek istiyorsanız benim yazdıklarımı da aynı şekilde copy paste yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi Öncelikle Nordeus Support'unda yani desteğinde how to report a user yani bir kullanıcıyı nasıl şikayet edersiniz veya neden şikayet edilir gibi nasıl yapıldığını söylüyor. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar husus şu. Bir oyuncuyu biz neden şikayet edebiliriz? Önce kısaca onlara bakalım. İlk olarak illegal formasyonu veya sonuçları manipüle edecek şekilde bir durumu varsa bu takdirde oyuncu şikayet edebiliriz diyor. Şimdi illegal formasyon nasıl oluyor? Açıkçası çok anlamış değilim. Çünkü zaten e, formasyonu e, hatalı olursa zaten sistem oyuncu değiştirmeye de vesaire izin vermiyor. Ama mesela geçtiğimiz dönemlerde ben şöyle bir şey yakalamıştım. E, ki siz de görmüştünüz. Bazı oyuncuların 3 değil 4 mevkisi vardı. 4 mevkili oyuncu vardı. Yani atıyorum e, normalde ML, MC, MR bir oyuncuya sahip olabilir. Veya DL, DC, DR e, olabilir. E, yani bunun gibi 3 formasyon olabilir. Ama bazı oyuncuların 4 formasyonu vardı. 4 mevkisi vardı. E, ve ben bunu şikayet etmiştim. Onlar da dikkate almışlardı. Ve ilgili açığı kapatıp bu 4 mevkili oyuncuları oyundan çıkartmışlardı çok net olarak biliyorum hatırlıyorum. E bununla alakalı da o zamanlarda bundan birkaç sene önce e, videosunu çekmiştim. Şu an hatırlamıyorum nerelerde ama böyle bir olay vardı yani. Bu da işte buna özel bir örnek diyelim. Sonrasında şurada herhangi bir oyuncunun, e, takımının, oyuncuların, stadyumun veya fan kulübünün e, kışkırtıcı bir ismi varsa yani e, diğer oyuncuları kışkırtıcı diyelim hani en güzel ifade bu eee bu şekilde bir karşıt, bir görüş ifadesi varsa o takdirde de şikayet edebilirsiniz. Sonrasında unusual number of stars in their squad. Yani ee, uygun olmayan, alışıla gelmişin dışında Oyuncuların bir yıldız gelişimi varsa, yıldızı varsa o takdirde şikayet edebilirsiniz. İşte ben de tam bu sebepten ötürü şikayet etmiştim. Oyun başladığında oyuncuların seviyesi, takımın ortalaması 130 iken bir gün sonra veya iki gün sonra arkadaşlar 200 artı yapmıştı eleman. Ben de şikayet ettim. Onu zaten birazdan paylaşacağım ne şekilde olduğunu. Sonucu da sonunda söyleyeceğim. Sonrasında eğer bir oyuncu Top Eleven e, hesabını satıyorsa veya oyun içerisindeki itemları, işte dinlenme paketini bilmem neyi bunları satıyorsa bu takdirde de yine şikayet etmeniz için yeterli bir sebep. Ve son olarak da eğer e, e, kışkırtıcı, karşı tarafı e, zedeleyici diyelim bir dil kullanıyorsa veya içerik kullanıyorsa e, bu da bu takdirde de yine aynı şekilde oyuncuyu şikayet edebiliyoruz. Peki nasıl şikayet ediyoruz? Bununla alakalı olarak bizim ilk olarak ihtiyacımız olan şey onların kullanıcı adı ve mümkünse de fotoğraflamamız gerekiyor. Ekran görüntüleri almamız gerekiyor ki biz bu ekran görüntülerini e, Nordeus'a gönderelim teknik desteğine. Onlar da ilgili işlemleri yapsınlar. Peki nasıl yapıyoruz? Şöyle bir geri geleyim. Şimdi ben Nasıl yaptığımı hemen adım adım göstereceğim. Tak diye tıklıyorum. Nordios Supportunda şöyle bir gelişmemiz oldu. Şimdi öncelikle eleman soruyor. Please select one of the options from the list below. Yani aşağıdaki seçeneklerden herhangi birini seçin. Teşekkürler diyor. Ben direkt buraya kendi problemimi yazdım. Sırf şey geçsin diye sıra atlassın diye şöyle ki benim problemim şuydu benim yaşadığım problem şuydu biraz önce size söylediğim gibi takımında uygun olmayan yıldızlar var dedim takımın adını belirttim menajerin adını belirttim hangi seviyede olduğunu söyledim ve ekran görüntülerini görebilirsiniz dedim ve her ikimizde de e, Şampiyonlar Ligi grubunda olduğumuzu belirttim. Yani zaten benim Şampiyonlar Ligi grubuma baktıkları zaman da görebilirler diye düşünmüştüm. Evet şimdi bununla alakalı bir kategori seçin diyor. Ben bunu atla dedim. Skip dediğim. Ondan sonra destek, sizi destek tarafına aktarıyorum dedi. İlgili alanları gösterdi. After Report User falan filan bunlar da vardı. Ben bunu da hayır bu benim e, cevabım. Bu, bu bu benim şeyle mi alakalı değil dedim. Benim konumla alakalı değil değil dedim. Ondan sonra yardımcı asistan yani artificial intelligence asistansta düşmüş oluyorsunuz. Ben de bunlardan hiçbiri değil dedim. Gelen her ne her ne geliyorsa none of the above diyorsunuz. Yani yukarıdakilerin hiçbiri değil diyorsunuz. Ondan sonra sizi en sonunda eee 48 saat içinde işte size geri dönüş yapılacaktır mesajı geliyor. Şuradaki gibi. O zaman siz de işte ekran görüntülerini atıp derdinizi belirtiyorsunuz. Derdimi belirttim. Aynı şekilde. Ben buradaki, ben burada elemanın uygun olmayan yıldızları olduğunu söyledim. Siz de bu yazmış olduklarımı takım adını ve şuradaki Galatasaray FC gibi veya menajer adını değiştirip ee, ondan sonra sizin seviyenizi veya onun seviyesini olduğu gibi belirterek e, teşekkür edip sonunda meccana yerine de kendi adınızı belirtip mesajı gönderebilirsiniz. Onlar da bana şöyle bir cevap verdiler. Teşekkür ettiler. Unusual Stars'a bu konuyla alakalı olarak. Biz bununla ilgili araştırmayı yapacağız. Ondan sonra gerekiyorsa e, bununla alakalı da aksiyonunu alacağız dediler. Teşekkür ettiler bitirdiler. Ve aradan arkadaşlar bakın 12.41 e, hangi gün olduğu Burada yazmıyor. Bir dakika. Yani yaklaşık arkadaşlar bir hafta geçti. Ve bu geçen bir hafta içerisinde de Maalesef arkadaşlar hiçbir gelişme olmadı. Eleman hala çatır çatır oynuyor. Ne yıldızında ne bilmem nesinde hiçbir gelişme yok. Demek elemanlar bakmışlar ee, ve anlıyorum ki adam sadece parayı basıp yatırmış. Herhangi bir şekilde hile olduğunu anlayabilecekleri bir şey olmuş olsaydı mutlaka müdahale ederlerdi. Demek adam yani parasını bir yatırmış. Oyundaki oyuncularını aşırı bir şekilde geliştirmiş. Bilmiyorum artık e, eğer bu videoyu seyrediyorsa artık maaşını mı yatırdı bilmiyorum. Ne kadar yatırdığını da gerçekten merak ediyorum şahsen. E, yorum kısmına yazabilirse eğer izliyorsa bu videoyu. Çok sevinirim. Yani cidden hani bunun bir e, bedelini alalım yani öğrenelim. E, yani gerçekten aşırı bir yükseltme. Ve bunun karşılığında da e, gördüğünüz gibi yani her sezon 4 kupa garanti olmuş oluyor. Çünkü arkadaşlar yani rakipleriniz size rakip olarak artık gelmiyor. Çünkü rekabet dediğinizde rakip dediğinizde bir denk güçlerin mücadelesi olur. Eğer karşı taraf e, size denk güç değilse sizden ya çok aşağıda veya çok yukarıdaysa artık bu herhangi bir rekabet olmaz. Artık bunun adı başka bir şey olur. Neyse. Evet arkadaşlar. Peki şimdi ben bunu şöyle kapattım. Siz burada. Soru kısmına nereden geliyorsunuz? Hemen şöyle geleyim tekrar. Şuraya geldiniz. Ne yapabilirim diye soruyorsunuz. Arkadaşlar buradan tıkladığınız zaman şu konuşmayı tıklarsanız şurada eğer siz daha önce yaptığınızda new conversation diyor. Bakın şuna tıkladığınız zaman yeni bir konu açmış oluyorsunuz orası yoksa zaten şu an bende var olduğu için new conversation diyor. Yoksa yukarıya zaten tıkladığınızda otomatikman bu bölüm gelmiş oluyor ve siz de buradan istediğiniz desteği oradaki e, açıklamalarda gördüğü gibi şu gelen ekranda olduğu gibi please select one of the options from the list below sizi bu karşılayacak ve siz de buna kısaca ifadenizi yapıp gelenleri skip deyip e, yani atla deyip atlı yattıya geçeceksiniz. Ta ki en son şuradaki 48 saat içerisinde sizle görüşülecek yazısında. We will back. Bununla alakalı bölümü görene kadar arkadaşlar ifadenizi yaparsınız. O zaman da zaten tıkladığınız zaman nasıl resimleri yükleyeceğinizi görmüş olursunuz. Böyle bir tıklayayım bakın hangi resimleri atmışım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eleman bu şekilde. Hemen şöyle bir Hmm, geri çıkayım. Şöyle bakayım. Neyse. Yani velhasıl arkadaşlar e, böyle bir elemandı. E, geçti gitti diyelim. Tıkladığım zaman Aa, onların şeyini şu reklamlarına girmeyelim diyeceğim. Evet. Maalesef arkadaşlar e, benim için bu sonuçta bu çok parlak bir durum değil. Sonuçta Şampiyonlar Ligi'nde Evet ben grubu ikinci olarak bitirdim ama sonuç itibariyle ben bütün rakiplerimi yendiğim zaman bile sonuçta ya yarı finalde ya da finalde artık eşleşme sistemine göre mutlaka elemanla karşılaşacağım tekrar. Ve artık 8 mi yerim, 9 mu yerim, 10 mu yerim bilemiyorum. Ama yani bir anlamı olmayacak. Ve dolayısıyla yarışmanın da bir anlamı kalmıyor. Ben şu an bir sonraki takımlara zaten direkt yedek takımla çıkıp bu sezonu sadece e, bitirmeye çalışacağım. Ve önümüzdeki sezonda ciddi anlamda arkadaşlar e, takımı ligden düşürmek istiyorum. E, ben Evet. Federasyon için kötü bir durum ama e, artık bakacağız orada da bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Arkadaşlarla görüşeceğim. E, ama dediğim gibi bu sezonu e, ben ligi ilk 8 takım içerisinde değil hatta mümkünse 9. 10. sırada bitirerek ee, bir sonraki sezon artık bu arkadaşla bir daha karşılaşmamayı diliyorum. Ee, başka bir şey de söyleyemiyorum şu noktada. <laughs> evet. Siz de kendinize iyi bakın diyorum arkadaşlar. bu arada e, Nordeus'a tekrar yazacağım. Ee, yani aşırı güçlü olan takımların e, mümkünse bir şekilde artık bir üst veya iki üst değil bir başka şekilde ligde değerlendirilmesi. En azından kendi rakip, kendi ayarlarıyla e, alakalı bir gruba düşmelerini sağlamalarını tekrar rica edeceğim yoksa oyun oyun olmaktan çıkıyor Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum mecaninde kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere